Siz olsaydınız startup için şirketinizi vergi vesaire avantajlar için hangi ayette kayıt ettirirdiniz? Amerika'da startup yapacakları tavsiyeleriniz nelerdir diye takipçimiz bize soruyor. Tabii ki biliyorsunuz startup girişimlerinde bulunacak girişimcilerimizin öncelikle ne tür bir startupla bu teknoloji startupı mı ürün mü satıyor? Ne tür bir startup olduğu ve olacağı nerede yer alması gerekir gerekmeyeceği, hangi eyalette olması gerektiğini biraz belirleyecek kriterlerden bir tanesidir. Ama genelde gördüğümüz nokta startup firmalarda genelde işte Delaware ya da Wyoming gibi eyaletlerde vergi avantajı sağlanması için kuruluşları genelde bu eyaletlerde tercih edilir. Tabii diğer bir faktör de unutmamak lazım. Genelde teknoloji hava olan Kaliforniya bölgesinde de startupların genelde orada bulunup bu sayede de fundraisingleri ve diğer işte durumları yakalayabilmesi için Kaliforniya'da base edinirler. Fakat diyebilirim çok rahat bir şekilde bu noktadaki firmalarımıza, startup girişimcilerimiz kuruluşları yaparken Delaware ya da Wyoming değerlendirilerini tercih etmeleri, çok daha yerinde olacaktır diye, diyebilirim. İkinci durum tabii startup yapacakları tavsiyelerimizi de soruyor takipçimiz. E, şunu tavsiye ederim ben. Önemli olan nokta startup adımlarını atarken, bir business plan çıkarın, bir planınızı belirleyin, marketi iyi analiz yapın, finansal noktada ne aşamada ne kadar destek alınması gerektiğini iyi analiz yapın e, ve adımlarınızı atarken işte şirket kuruluşu marka hakları gibi haklar ve başvurularınızı yapmayı sakın ihmal etmeyin. Dolayısıyla tavsiyem bu noktadaki yasal durumları dikkat ederek adımlarınızı atıyor olmanızda fayda vardır. Diğer bir tavsiyem tabii ki eğer elinizdeki fikir ya da startup adımları başladıysa ve bunun sonucunda da siz eğer destek alabilme noktasına adım atacaksanız bu noktadaki birlikler ya da toplantılar ya da eventleri takip etmenize fayda var. Çünkü bu sayede genelde yatırım alabilme noktasında nerelerde kimlerle tanışmanız gerektiği noktasında adımlar atıyor olacaksınız. Dolayısıyla startuplar değerli aslında. Çünkü e, bu sayede gerçekten sizin e, startup'ını başlatacağınız e, ürün ya da girişim ya da buluş ya da e, app diyelim e, çok önemli noktalara gelebilir. Önemli olan bunları ön adımını atarken yasal noktaları sağlam tutmanız ve ondan sonra da finansal noktadaki destekler için gerekli irtibatlarda bulunmanızda fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.